Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Espio moduyla beraberiz. Şöyle bir bakalım Espio'muza. Şöyle turkuaz rengi bir boost atıyor. Bu şekilde. Peki Espio'yla neresi yakışır diye sorarsak tabii ki de Seaside Hill derim. Şöyle bir geçelim, bir Seaside Hill oynayalım. Zaten kendimizi de görüyoruz orada. Evet, koşu şekli yine şeydeki gibi, Sonic Heroes'dan tanıdığımız gibi birazcık daha nostaljik gidiyor böyle. Evet, tatlış bir şekilde geldik buraya. Bazen yapamıyoruz biliyorsunuz burayı. Ama bu sefer birazcık daha alışkınım çünkü birkaç şeyden beri, saatten beri sadece Heroes oynuyorum. Mekaniklerine artık iyice alıştım. Şey, Heroes diyorum ya. Generations oynuyorum. En son arkadaşlar şey sohbetine kalmıştım. Unleashed Project'te bahsediyordum. Hani Sonic oyun çıksa nasıl olsun isterim diye. İşte Shadow'dan falan bahsetmiştik. Tails'ın birazcık daha hacking tarzı olması olsa güzel olur şeklinde bahsetmiştik. Shadow'un yine hack and slash tarzı bir şekle dönüştürse yine hoş olabileceğinden bahsetmiştik. Bir de Silver var diyorlardı. Silver'ın nasıl olsun isterim? Silver birazcık daha puzzle tarzı bir hero olsun isterim. Yani bu psychokinesis dediği bu işte cisimleri kaldırabilme gücünü. Mesela diyelim belli başlı puzzle'ları çözerken, hani ağır bir cismi bir yere koyacakken, nasıl diyeyim? Ya da işte efendime söyleyeyim ne olabilir? İşte çok yoğun bir şey topluluğunu, yani robot topluluğunu indirirken, ki 06'da bu şekildeydi zaten. Görsek güzel olabilir Silver'ı. Ve mesela uçabileceğimiz kısımları çoğaltabilirler. Yani daha uzun uçuş süresi olabilir Silver için. Hani kendini birazcık daha güçlendirmiş olsa. Sonuçta 06'dan beri Silver'la hiçbir şekilde bir oynanış göremedik. Tabii şeylerden bahsetmiyorum, TSR'dan bahsetmiyorum. Onun dışında dediğim gibi bir oynanış göremedik. Bu yüzden böyle hep şey beklerim aslında Silver'dan. Daha çok güçlü bir halde dönülse, hani daha güçlü bir halde geri dönse ve böyle birazcık daha güzel mekaniklere sahip olsa, işte ne bileyim, en son Silver için şey falan düşündüler işte. Hani normalde Silver çok yavaş gidiyordu ve hani cidden şeylere göre, Shadow ve Sony'ye kıyasla kaldığında cidden aşırı yavaş kalıyordu 06'dayken. Ve insanlar çoğu zaman, hani Sony'in hızı için oynayan insanlar çoğu zaman Silver'la oynamaktan hani sadece en çok şikayet ettikleri şey genellikle hızının çok yavaş olmasını, yürüyerek gitmesiydi karakterin. 06'da hatırlarsanız bir tane demo denemiştik. 06 Project miydi neydi, öyle bir şeydi. Bu arada koltuğum gıcırdıyor arada. Kusura bakmayın onun için. Hatırlarsanız işte bir tane 06 remake tarzı bir şey denemiştik. Bu remake'de şunu gördük ki, hani arada mesela şey yapabiliyordu Silver. Koşarken işte şey, bir forma giriyordu böyle, etrafını yine aynı uçarken yaptığı gibi bir enerjiyle kaplayıp hızlı gidebiliyordu mesela, şey gibi. Hani Sonic ve Shadow o kadar hızlı gitmiyor ama hani kesinlikle kayda değer bir hızı vardı. Mesela Silver'a bunu eklenmesini isterim. Yani yürümesinden daha çok uçabilmesi, hani yerde kendini yormayacak şekilde uçabilmesini isterim. O özelliğin kesinlikle gelmesin doğrusu. Ondan sonrasında Sonic Rift'te başka hoşuma giden şeyler neydi? Yani Sonic Rift sızıntısında, artık gerçek midir yalan mıdır bilemiyorum, hani gene oyun çıktığında göreceğiz onu. Şu mobil ve şeydeki, efendime söyleyeyim, mobil ve aklıma gelmedi, bilgisayarla arasındaki bağlantı. Chao Garden'ın telefonlu olması çok güzel olabilir. Çünkü mesela, ve birkaç tane yeni oyunda da yine buna benzer ufak tefek yenilikler gördük. Artık birazcık daha popülerleşmiş olabilir. Hani belki Sega bu yüzden yapacak olabilir cidden. Bu bana çok mantıklı bir şey olarak geldi. Chao Garden'ın nasıl dönmesini istersin diye sorarsan, telefona dönmesini isterim. Çünkü
telefonda hani her zaman yanımda olan bir çağıyla sürekli ilgilenebilirim mesela. İşte oyun oynayabilirim, onu besleyebilirim veya benzeri şeyler yapabilirim. Hani çağ severler için bence harika bir şey olacaktır. Çağ cidden sanal bebek gibi ve ben böyle cebimde taşıyıp cidden onunla böyle oynayabilmek, arada işte ilgilenip böyle yem mem verip böyle bir şeyler yapabilmek isterdim şahsen. Çağ Guard'ın bir de mesela şöyle bir güzelliği var. Oyuna kesinlikle süre bakımından şey katıyor. Güzellik katıyor. Hani çünkü onu beslemek için mesela oyun oynuyorsunuz. Tek nasıl derim, anlamsız bir şeyiniz olmuyor oyun oynarken. Yani ben şu skorumu geçeceğim şeklinde girmektense hadi gireyim de çağlarımı besleyeyim şeklinde oyuna giriyorsunuz mesela. Yine aynı şekilde oyunu sürekli oynanabilir kılıyor bu da. Çağ severler için tabii. Birçok kişi şu an mesela Adventure'da şunu yaptın mı, bunu yaptın mı diye sordum. Yok, çağlarla hiç uğraşmadım diyenleriniz var. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani hala Adventure'ınız varsa girin bir çağ alın kendinize. İstediğiniz bir renkte. Onu besleyin, güçlendirin. Yani onu bakacaksınız bir süre sonra. Cidden sadece Chao için oyuna girip Chao için oynuyorsunuz. Yani hoşunuza giderse ya tabii ki de. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi telefona gelirlerse eğer. Şu an bunları kimler yaptı? Pokemon'da yaptılar bunu. Pokemon'da şöyle bir şey yaptılar. Şu an burnum tıkalı, o yüzden konuşamıyorum. Ben nefes almakta zorluk çekiyorum. Ne derler? Pokemon Go ile en son çıkan bir tane Pokemon Let's Go Eevee ve Pikachu diye bir oyun çıkartmışlardı. Shield and Sword'dan bahsetmiyorum. Onda yok galiba. Onu aynı özelle getirmediler. Bu oyunda şunu yapabiliyordunuz. Bu iki oyun birbirine bağlıydı. Nasıl bağlıydı? Şu şekilde bağlı. Siz gidip mesela dışarıdan topluyorsunuz birkaç tane Pokemon. İşte Execute topladınız. İşte ne bileyim, Charmander topladınız, Charizard topladınız, sallıyorum. Bunları oyuna aktarabiliyordunuz ve oyunda bunlarla oynayabiliyordunuz. Aynı zamanda oyundaki topladığınız şeyleri, Pokemon'ları telefonunuza aktarıp onlarla yürüyüp bu sefer dışarıdaki gym savaşlarına katılabiliyordunuz. Şimdi böyle bakılınca oyun cidden şey olmuş oluyor. Nasıl derler ona? Bir dakika, bunda drift yok mu? Hah. Oyun cidden o kadar hoş bir hal alıyor ki, yani mesela sürekli hem yanınızda gezdirebiliyorsunuz topladığınız Pokemon'ları, hem de isterseniz oyunda, yani evinizde oynarken şey yapabiliyorsunuz. Yani aşırı güzel bir şey. Yine Sonic'te de aynı şekilde yapılabilir. Ya da mesela en son yine farklı bir tane daha söyleyeyim. GTA'da da aynı bir tane böyle bir olay vardı. GTA 5 oynadıysanız eğer, Chopper diye bir tane köpeğimiz var bizim, biliyorsunuzdur. Bu ne derler ona, siyahi neydi onun ismi, adamın ismi aklıma gelmiyor şu an, o kadar gidik ki kafamda. Onun bir köpeği vardı, Chopper diye. Bu Chopper köpeği telefon uygulamasıyla gezdirip onları şey yapabiliyorsunuz mesela, köpekle ilgilenip belli başlı şeyler yapabiliyorsunuz. GTA oynayanlar varsa bunu bilir, hani kurcalayan varsa her şeyini. Bir tane uygulama var. Bu uygulamayı indirip dediğim gibi bu köpekle ilgilenip özel işte şey açabiliyorsunuz. Mutluluk açabiliyorsunuz. Köpeğinizin mutluluğunu arttırabiliyorsunuz. Hani oyunda gezdirmek veya benzeri bir şey yapmak işe yaramıyor. Sadece telefonunuzdan ilgilenmeniz lazım. Bu yüzden dediğim gibi bunu da şey yapabilirsiniz. Bunun gibi de bir şey olabilir. Hani hem oyunda yapamadığımız şeyleri ya oyunla ikisi birlikte bağlantılı olacak yani. Ya da GTA'daki gibi sadece telefondan kontrol edebileceğiniz. Yani şöyle hesaplarımızı bağlayacağız mesela, Steam hesabımıza bağlayacağız. Şeye. Neydi onun ismi, bu oyuna. Ve diyecek ki işte mesela bize bu kadar ring topladın. Bu kadar ring topladığına göre işte şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin şeklinde. Şeyler olacak. Nasıl derler ona, harcamaları yapabileceğiz. İşte kostüm alacağız mesela çağlarımızı. Şeklinde güzel bir şey yapılabilecek, oyun yapılabilecek gibi hissediyorum. Eğer ki yapılırsa bence bu şekilde yapılması lazım. Yemin ediyorum boğazım kurudu ve zaten nefes de alamıyorum ya, burnum tıkalı diye. Bu arada neden burnum tıkalı diye sorarsanız, alerji mevsimi hala geçmedi. Hala hani burnum akıyor ve burnum tıkanıyor. Ne kadar hap da alsam. O yüzden video çekerken zorlanıyorum. Bir de bu tür stok videolarında
Hepten şu anda stok yapmam gerekiyor biliyorsunuz. Sınav var. Siz bunu yüksek ihtimal ben çektikten belki 2 belki 3 belki artık Haziran'ın sonlarına göre doğru izleyeceksiniz. Bilmiyorum artık ne zamana denk gelir. Ama hepsini yükledim. Yani yükleyeceğim doğrusu. Günü gününe yükleyip atmayı planlıyorum. Bazı videoları sadece birazcık daha geç çekebilirim. Çünkü işte efendime söyleyeyim ne derler ona, belki yetiştiremeyebilirim diye düşünüyorum 30 videoyu tek bir güne. Ama onun dışında dediğim gibi, yemin ediyorum boğazım ağrıdı konuşmakta. Yetişmezse eğer belli başlı bazı videoları en azından birkaç gün daha sonrasında yapacağım. Şu anda bilmiyorum, şu an bayağı iyi gidiyorum yani. Survivor gibi şu anda teker teker videoları çekiyorum. Neyse efendim, SPO modumuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.